Evet, bugün direnişimizin 1896. günü. 1896 gündür haksızlığa, adaletsizliğe karşı burada iş ekmek mücadelesi veriyoruz. Ama bu ülkede adalet olmadığı için sürekli anayasal hakkımız gasp ediliyor. 2021 yılında Anayasa Mahkemesi tam 11.830 tane hak ihlali kararı verildi. Ve bu sadece resmi rakamlar. Düşünün, bu ülkede yargı adaletsizliklere karşı değil, İktidar nasıl istiyorsa, iktidarın yaptığı hukuksuzluğu, iktidarın yaptığı adaletsizlikleri gizlemek için kararlar alıyor ve bu şekilde hak ihlalleri doğuyor. Bu hak ihlalleri her gün onlarca, yüzlerce defa tekrarlanıyor. İşçiler, emekçiler, öğrenciler sürekli hak gasplarına maruz kalıyor ve yapılan adaletsizliğe karşı kim ses çıkarıyorsa, kim sesini duyurmaya çalışıyorsa baskıyla, zulümle, işkenceyle, gözaltılarla, tutuklamalarla sindirilmeye çalışılıyor. Tutuklanıyor, o da yetmiyor. Hapishanede hakları bir bir gasp ediliyor. Düşünün, bu ülkede onlarca hasta tutsak var ve infaz yasasının 116. maddesi gereğince bu hasta tutsakların tahliye edilmesi gerekirken tahliye edilmiyorlar. Kendi yasalarını bile uygulamıyorlar ve bunun sonucunda hak ihlalleri doğuyor. Çünkü iktidarın istediği yasaların işlemesi değil, kendi yaptığı haksızlıkların, kendi yaptıkları hukuksuzlukları gizlemektir. Ve şu an yargıda bunun için çalışıyor.